Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle Zula'ya özelleştirme yani skin sistemi geldi. Hemen özelleştiri bölümünden gördüğünüz gibi buradan silahlarımızı özelleştirebiliyoruz. Onun yanı sıra Kara Kobra alan arkadaşlar korkmasın. M4 olarak geri dönüyor ama hediye olarak desen veriyorlar. Şuradan şöyle ekleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz de ilk beşli kart desenimizi deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Bir 10 kullanımlık alalım çünkü bir sevmediğim yanı için şey olmuş. Sistem size istediğiniz skin'i veriyor. Siz seçemiyorsunuz sanırım. Biz başlayalım bakalım bize neler çıkacak. Yaygın, yaygın, nadir. Nadir çıkan arkadaşlar. Anahtarlık M4'ün anahtarlığı çıktı. Gloon var. Aksesuarı. Onun dışında. Evet arkadaşlar tamam diyoruz. Şöyle. Özelleştir bölümünde nereye ne geldi onu daha çözemedik ama. Bakalım. Evet arkadaşlar az önce bana çıkan destek kartlarda. Mesela Deagle'da şu özelliği ekleyebiliyorum. Ya da şunu da ekleyebiliyorum ama nadir çıktığı için köpek kafası aksesuarını ekliyorum. Silahlarda dolanıyorum arkadaşlar. Zigana mesela şunu kullanabiliyorum. Zigana için dolanıyorum da M4 için bir anahtarlık çıkmıştı. Onu kullanacağım arkadaşlar. M4 için mesela şunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada silahı da görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Diğerlerini açmaya başlayalım arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar bize. İki tane nadir çıktı. Glock 17 Zulu aksesuarı çıkmış arkadaşlar. Tamam diyoruz arkadaşlar burada. Bir kart daha açıyoruz arkadaşlar. Beşli kart. Bir nadir çıktı. Scarlet'e. Türkiye haritası aksesuarı çıktı. CTK Yıldırım deseni çıktı. Colt 19 var arkadaşlar. Nova. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir beşli kart daha açıyoruz. Seyrek bir yaygın çıktı. 4 seyrek çıktı arkadaşlar. Yeşil tehlike aksesuarı. Evet arkadaşlar burada görüyoruz silahları şu an. AWP dijital desen çıktı arkadaşlar. Tamam diyoruz. Devam ediyoruz. Bir 4 yaygın çıktı arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gloon taktik lazer yeşil alt eklenti çıkması iyi oldu arkadaşlar. Bu arada pid aksesuarı vardı. Onu da çarpılmayalım. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Yaygın bundan nadir çıkmadı. M4A1'in mor deseni çıktı arkadaşlar. Yine pide çıktı. Güvenlik aksesuarı çıktı. Devam edelim direkt arkadaşlar. Bunlar pek önemli değil. En azından benim için nadir. İki tane nadir çıktı. Kral Kobra'nın deseni çıktı arkadaşlar yeniden bana. Devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane. MP9'un efsane şeyi çıktı arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Yaygın çıktı seyrek seyrek. XM8'in falan çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son bir adetimiz var. Yaygın. M468 farklı bir desen çıktı. Konsept 17 deseni çıktı arkadaşlar. Onu da deneriz. Deneriz onu da arkadaşlar. Bir 10 desenlik daha alalım arkadaşlar özelleştir bölümünde. Pardon 5 bir 10'lu daha alalım evet. Satın al diyelim arkadaşlar. Hemen birini açıyor zaten yaygın diyor. Gördüğünüz gibi çanta bölümüne geliyorum arkadaşlar. Normalde bu kadar açmayacaktım ama sizler için açıyorum bilginin diye. Bir tane daha açıyorum. Yaygın seyrek seyrek. Seyrekler çıkmaya başladı bolca gördüğünüz gibi. Hemen birini daha açıyorum arkadaşlar. Seyrek yaygın. Seyrek çıkanlardan spas gördünüz.
Genelde anahtarlıklar çıkar arkadaşlar. Efsane 2 tane çıktı, çok iyi. Bakalım BP biz 10. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir efsane çıktı arkadaşlar, bakalım neymiş. Mehmetçik. İyiymiş arkadaşlar, yani kobra üst eklenti. Yani dürbün. Devam ediyoruz. Bir efsanemiz daha çıktı. Glock 17'ye çıktı. Glock 18'e de sarı jel desen çıktı arkadaşlar. Bu da çok iyi. Devam ediyoruz. Fenefale sarı puzzle deseni çıktı. AR-260 çıktı arkadaşlar. Bu da iyi. Bir daha devam edin. Nadirini çıktı bakalım. PP biz onun nadir çıktı. M4A1 lazeri çıktı. Devam edelim arkadaşlar. Son iki. Nadir bir tane. M468'in Türkiye haritası aksesuarı çıktı. Bu iyi. Hiç olmamasından iyi arkadaşlar. En azından kullandığım bir silah. Efsane çıktı bir tane hemen arkadaşlar. Regminton 870'in kuru kafa aksesuarı çıktı arkadaşlar. Evet bu da iyi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desenlerimizi aldık. Desenlerimiz arkadaşlar özelleştir bölümünde. Özelleştir bölümüne geldiğiniz zaman kartların bölümünde görebilirsiniz. Evet şurada hepsini görüyoruz. Peki bunları nasıl yükleyeceğiz arkadaşlar? Özelleştirme bölümüne geldiğimiz zaman buradan hemen silahımızı seçiyoruz. Şuradan çıktı gördüğünüz gibi şunu taktığım zaman şöyle gözüküyor. Bu pek önemli değil arkadaşlar. Biz kendi silahlarımıza girelim. Bakın mesela M4A1'in şu M4A1'e bakın mesela. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mekon. Scar'lı var arkadaşlar. Mesela şunları ekleyelim mesela. Şöyle mesela Türkiye haritasını ekleyelim. Bayağı güzel olurdu. Devam edelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şunları ekleyebiliyoruz. Devam edelim. M4 işte silah bu. İşte silah bu arkadaşlar. Şunu hemen şunu Türkiye'ye ekleyelim arkadaşlar. Türkiye'ye ekleyelim. Şurada gördüğünüz gibi bu değişik bir desen değil mi arkadaşlar? Bu deseni denemek lazım gördüğünüz gibi. Neyse bu kalsın, bu kalsın. Gelelim. Evet. UTS'ye gelelim arkadaşlar. Şuraya anahtarlığı ekleyelim. Ferrari anahtarlığını. Fenofal. Fenofal'in dehşetliğine bakıyoruz arkadaşlar. Manyak bir şey. Şöyle Fenofal. Dürbünümüzü çattık mı arkadaşlar? Fenofal refleks gibi oldu ama deseni devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi dürbünleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Kuru kafayı gördünüz. Devam edelim arkadaşlar. Glock 18'e geçmeyi istiyorum bir an önce. AWP'nin desenini gördünüz. Şöyle değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. MPT-76 mesela nadir çıkan mesela şu lazeri görüyorsunuz arkadaşlar. Pi de çarpılmayalım ama. Şöyle MPT-76 samba gibi oldu. Şuraya bakın arkadaşlar. Devam edelim. Glock'a gelelim biraz önce. P90'ın dürbünü geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Herhalde M468'e gelmedi ama neyse devam ediyoruz arkadaşlar. RX 160. Mehmetçik Pro. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kolda geldi. Evet. İşte arkadaşlar. İşte istediğim iki desen. Mesela bir desen bir de şey çıktı arkadaşlar. Lazer çıktı. Hemen desenimizi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimiz oldu. Ve şuraya da lazerimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çok dehşet bir şey oldu. Anahtarlık da olsaydı iyiydi ama neyse. Bu da iyi. Deagle'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Zigana, Kırıkkale, Luger, Magnum var. Matebo var. Bunlar için artık yapacak bir şeylerimiz yok. Kullanmadığımız silahlar. Evet arkadaşlar tekrardan dediğim gibi özelleştirme bölümüne geldiğimiz zaman kartların bölümünde desenlerinizi görebilirsiniz. Göremediğiniz vakit çantaya bir girin çıkın tekrardan. Aktif olur. Şimdi bunları gelin deneyelim arkadaşlar nasıl olduğunu. Şu an çantamızda da gördüğünüz gibi aktif. Şimdi bunların nasıl olduğunu bir deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde M4 8 var yeni tasarımıyla. Şöyle Kral Kobra desenini User joined your değiştirdim. Şurada Selam aleyküm. videomuzu gördük. Aleykümselam. Şu an videodayım arkadaşlar. Yeni silahları tanıtıyorum. M468 tam bir komando şeyi oldu arkadaşlar.
adamımızı vurduk. Ve sanki M4-68 şeyi değiştiriyor artık ya, silahı, yani şarjörü biraz geç değiştiriyor sanki. Şöyle biraz Glock'la da oynayalım. İki kişi. Evet, bir de fenefal deneyelim arkadaşlar. Fenefali görüyor musunuz? Şu desene bakın. Gördüğünüz gibi öldüğümüz zaman şu an altta desenimizi de söylüyor silahın yanında arkadaşlar. İlyas abi. Efendim. Abi eline koluna ayağına başına dizine gözüne sağlık. Tamam sakin ol, videoda kullanırız. Sakin gençler. Abi ikinci oldum ya. Evet arkadaşlar, bir de P90 deneyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir dürbüne sahip olmuş silah.